Herkese merhabalar efendim. Erdem Başbeğen, hoş geldiniz. Yanımda sevgili ortağım, partnerim Nevşim Erzat var. Prova yapıyoruz. Önümüzdeki hafta, yani siz bu videoyu izlediğinizde biz başlamış olacağız ama Amerika'daki ilk çocuk tiyatrosu, Türkçe çocuk tiyatrosunu yapmak için yola çıktık. Oyun çalışıyoruz. Provalarımız güzel gidiyor. Provalar giderken de bir video çekelim dedim. Niçin? Nevşim Hanım geçen ay Amerikan vatandaşı oldu. İki ay önce. Ben çok özür dilerim. İki ay önce Amerikan vatandaşı oldu. Amerikan pasaportunu aldı. Hatta bu seçimlerde oy da kullanabilecek. Çok fazla belki böyle araştırdık, ettik. Şeyde böyle YouTube'da bunlarla ilgili videolar var mı? Sınavlar nasıl oluyor? Nasıl gidiyor? Belki Türkiye'dekiler de merak ediyorlardır diye. Nevşim'le beraber taze taze yaşadıkları deneyimi, sınava girerken vatandaşlık sınavında neler yaşanıyor, neler oluyor, prosedür nedir, neler başından geçti. Bunları öğrenmek istediğim için kanala bir tane video atmak istedim. Bir video çekelim istedim. Hem insanlar faydalansın. Yarın öbür gün bize de sıra geldiği zaman dönüp bunu izleyeyim. Ben de bilgi sahibi olayım istedim. Evet Nevşim. Gerçekten önemli bilgi sahibi olmak konusunda. Çünkü ben sınava gireceğim zaman şey araştırdım. YouTube'da giren Türkler ne bahsetmişler diye doğru düzgün bir şey bulamadım. Sınava Green Card'da olan herkes 5 yılını doldurduktan sonra Green Card'ları farklı yollarla alabilirsiniz. Lotodan veya evlilik yoluyla veya aile birleştirme. Benim aile birleştirmeydi. Sadece evlilikte Green Card süresi 3 yıl. 3. yılda vatandaşlığa başvuruyorsun. Diğerleri hep 5 yıl. Aslında her ülkenin Green Card süreci biraz daha farklı. Mesela Türkler için 5 sene. Ama işte atıyorum Hindistanlılar için 10 küsür seneymiş falan. Bilmiyorum. Evet. Ben onu biliyorum. Orada o konuda eminim. Her sene yani her milletin Green Card'ı farklı oluyor süreci. Bizler için 5 yıl efendim. 5 yıl sonra Green Card sonunda vatandaşlığa gidebiliyorsunuz. Vatandaşlık sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz. Bu arada 5 yıl içerisinde sadece yani o 5 yıl süre zarfında sadece burada Amerika'da yaşamak zorunda değilsiniz. Türkiye'ye girip çıkabiliyorsunuz. Yani tatillere gidebiliyorsunuz. Onları da o 5 yıl içerisinden sayıyorlar. 5 yılın 3 yılını bir fiil Amerika'nın içinde geçirmiş olman yani gerekiyor. Yani 3x365'i Amerika'da geçirirsen öbür iki yani 5 yıl tamamladıktan sonra vatandaşlığa hak kazanıyorsun. 6 ayı geçmemiş olması gerekiyor yurt dışı ziyaretlerinin. Evet. Bunu bir irdeleyebiliyorlar. Sen niye orada 6 ay kaldın? Bunun için bir mazeretin olması gerekiyor. Hastalık olabilir, ailevi durumlar olabilir. Yani Green Card'dayken ülkene girdiğinde 6 ay gibi bir süre kalmamış olman gerekiyor. 3 ay, 2 ay kalıp geri dönebilirsin. Peki, şimdi sen hak ettin, 5 yılı doldurdun. Evet. Hatta 5 yılı doldurmadan bir 3 ay öncesinde zannedersen başvuruyorsun. Şöyle bir şey. Sadece şöyle başvuruyorsun. Şöyle diyelim. Sen 2019'da geldin. 2018'in Mayıs ayında geldin. Evet Mayıs sonunda geldin. Mayıs sonunda geldin. Ve 2024'ün 23. 23'ün ne zaman başvurdun? Şöyle bir şey. Ben şunu anlatayım. Geldikten sonra tam 5 yılın dolduğu gün sistem üzerinden başvurabiliyorsun. 3 ay öncesinde posta yoluyla başvurabiliyorsun ama bunu insanlar şu an çok tercih etmiyorlar. Bu posta yolu eskiden internet olmadan önce insanlar 3 ay önceden başvuruyorlar ki anca postanın ulaşımı, haberi bilmem nesi. O yüzden 3 ay önce böyle bir hak var ama kimse şu an daha güvenilir olsun diye internet üzerinden başvuruyor. Online başvuruyor. Evet, online başvuruyor. 5 yılı doldurunca 5 yılın sonunda ertesi gün hemen formu dolduruyorsun. Sonra sana tarih geliyor. Evet. Sana tarih şöyle bekliyorsun. Bu durumda eyaletlere göre değişiyor mülakat tarihi. Şöyle değişiyor. Bazen bu 6 ay, genelde 6 ay insanlar bekliyor. 6 ay kadar bir süre bekliyor. İlk önce parmak izi için bizi çağırıyorlar. Mülakat tarihini vermeden önce. Parmak izi için bir tarihimiz geliyor. Tamam. Gidiyoruz. Biometrik deniyor buna. Tamam. Parmak izini veriyorsun. Bir fotoğraf çekiyorlar seni orada. Ondan sonra orada sana bir kitapçık veriyorlar. Evet. 100 sorunun olduğu, tabi olacağın sınavda 100 sorun olduğu. Bu 100 soruda şöyle, Amerikan tarihi var ama Amerikan tarihiyle ilgili ne kadar soru vardır? 20 soru vardır. Tamam. Devletle ilgili 20 soru vardır. Bu 4'e bölünmüş. Coğrafyayla ilgili sorular var. Bir de sanırım işte tarihler var. Tarihlerle ilgili sorular var. Sana bu 100 sorudan 6 tanesini, 6'da 6 bildiğin an sınavda zaten hemen
şey yapıyorsun. Tamam diyor. Diğer level'a geçiyorsun. Bu 100 soruyu da öğrenmen lazım. Bu arada 100 sorudan kaç tane soruyorlar dedim? 6 soru soruyor. 10 soru hakkında. 10 soru hakkında. 10 soru da 6. Tamam. %60 başarı. Evet. 10 soru da 6. 100 soru, 100 sabit sorudan 10 tane sana soru soruyorlar. Evet. Rastgele bir şekilde. Rastgele. Sen o 10 soru sordukları 10 sorunun 6'sını bilirsen zaten geçiyorsun. Evet. 6'da yani, 6'da bilirsen. Evet. Aynen. Yani 4 tane soruyu sormuyor bile sana. Aynen. Okey. Tamam, anladım. Formu başvuru yaparken form üzerinde formda kişisel bilgiler var. İlk önce işte adın, soyadın, eşinin adı, kaç çocuğun var, doğum tarihleri, ne zaman evlendin, kızlık soy ismi, bilmem ne falan. Kızlık soy ismin, hepsini bu formda dolduruyorsun. Adresin, sosyal sigorta numaran, telefon numaran, her şey, bütün kişisel bilgiler, hangi işlerde çalışıyorsun, iş adresine kadar. Hı hı, hı. Bunları da bilmen gerekiyor. Tamam. Çünkü bunları da sözlü de beyan ediyorsun. Daha sonra formda N400 denilen, bizim toplum içerisinde yes no soruları dediğimiz. Tamam. 40 küsür tane, 42, 43 tane soru var. O soruyu da kendin yes no diye cevaplıyorsun. Bu sorular genelde hiç bir terör faaliyetine katıldın mı? Hiç birine bir zarar verdin mi? Adam öldürdün mü? Yaralama yaptın mı? İşte, kaza yaptın mı? Evet, yani cinsel istismar bayağı böyle yüz kızartıcı suçların da içinde oldu. Onları dolduruyorsun. Daha sonra sınava girdiğinde sana mülakat tarihin geliyor. Mülakat tarihin genelde 1-1,5 ay önceden sana haber veriliyor ki çalışma süren olsun diye. Hı hı. Çalışırken o 100 soruyu özellikle kitapçıktan çalışmaktan ziyade şu an çok iyi application'lar var. Hı hı. Onlardan veya YouTube'da inanılmaz güzel şeyler var. Adamlar yapmışlar soruları. Hem çünkü okuyarak çalışmak biraz daha zor. Kulakla da ilgili olduğu için okuduğunda öğrendiğin şeyi duyduğunda anlayamayabilirsin. O yüzden izleyerek öğrenmek çok daha kolay. Çalışıyorsun, sana tarihin geliyor. Tarihin geldiği gün giriyorsun. İçeri giriyorsun, işte sıranı bekliyorsun. Saat verdikleri saatten en fazla yarım saat falan. Ve inanılmaz, biz oraya şey gibi diyoruz, burası doğumhane gibi. Hmm. O kadar çok kalabalık ki. Allah. Her gün birileri vatandaş oluyor. Yani doğumhane gibi bir şey orası. Daha sonra sıran geliyor, içeri giriyorsun. Girer girmez herkesin farklı tecrübeleri var ama genel hatlarıyla şöyle, sana ilk önce adını soyadını soruyor, doğruyu söyleyecek misin diye yemin ettiriyor, daha sonra oturabilirsin diyor ve hemen ilk 100 soruyla başlanıyor. Hı-hı. Hiçbir şeye girilmeden. İlk 100 sorudan 6'da 6'yı bilirsen, evet, ona bile tane çıkmadan. Tamam diyor, sonra kişisellere geçiyoruz, form elinde. Adın, soyadın, bütün kişisel bilgilerin, eşinin adı. Bir saniye dur. bu gimbal sapıttı. Bir saniye. Evet. Şimdi ayarladım. Evet. Bütün kişisel bilgileri sana soruyor. Yani eşinin adından, eşinin yaşına, ne zaman evlendin? Kaç defa evlendin? Green card'ı hangi yolla aldın? Ve şu çok önemli, formda doldurduğun, ülkeden kaç defa çıkış yaptın? Hangi tarihlerde nereye gittin? Ve bazen spesifik olarak tek tek bütün hepsini soruyor ve neden gittin diyor. Bu tarihlerde tatillerde bile soruyor. Tabii. Onların hepsini zaten formda da dolduruyorsun. Yani ben toplam Amerika'ya geldiğimden beri mesela 6 defa çıkış yapmışım ama Türkiye'ye bir defa gittim. Çok fazla biliyorsun, Meksika'ya gittik geldik biz. Kanada'ya gittik. Meksika'ya sen tatil için gittin. Tatil için gitmiştim. Kanada'ya niye bu kadar çok gittin dedi. Çünkü çok saçma, birer günlük, ikişer günlük girişler çıkışlar. İşimden bahsettim, işte tiyatro için, turne için gittik dedim. Tamam dedi. O formdaki her şeyi soruyor. Sonra N400'e geçiyor. Hı hı. Pardon, N400'e geçmeden önce de yazı ve yazma ve okuma var. Çok basit. Reading, writing. Evet, inanılmaz basit. Zaten bu okuma ve yazma o kitapçıkta çalıştığın kelimelerden çıkıyor. Yani onların sorusuyla ilgili. Sana önünde bir tablet var, bir cümle geliyor, bunu okur musun diyor. Cümleyi okuyorsun. Daha sonra bir cümle söylüyor. Çok basic cümleler oluyor. Çok ürkütülecek, korkacak bir şey yok yani. Yani İngilizce biliyor musun test ediyor basitçe. Evet, basitçe, yani derdini anlatabiliyor musun diye test ediyor. Ya adam, karşısındakinin dediğini anladığın sürece öyle oturup seninle orada herhangi farklı bir konuda sohbet etmedikleri için aslında sınavda korkacak gerçekten hiçbir şey yok. Daha sonra N400 formu, işte bu 40 yes no sorularına geliyoruz. Burada şu çok önemli, yani orada no dediğin bir şey, bir tanesi de şu, düzenli vergini ödüyor musun? Hmm. Yani orada sen yes demişsin ama sorduğunda no dersen
Adam şunu düşünüyor, beni anlamıyor. Yani beni anlamıyor, yani bu seviyede İngilizceyi anlıyor olabilmen gerekiyor. O yüzden sen bir bunlara bir daha çalış, bir daha gel diyebiliyorlar. Bu arada sınava başvuru ücreti 725 dolar gibi bir şey. Bazı eyaletlerde farklılık gösterebiliyor. Her başvuru için iki defa sınava girebiliyorsun. İki defa hakkın var. Ege sınavı gibi. Evet, birinde kaldıysan ikinci defa giriyorsun ama iki defa eğer geçemezsen bu sınavı tekrar yeniden bir kayıt oluşturuyorsun. Yeniden bir ödeme yapıyorsun. Tekrar mülakat tarihinin gelmesini bekliyorsun. Sonra? Daha sonrasında N400 formunda sorduktan sonra her şeyi doğru cevapladıysan sana tebrikler diyor. Seromani, yemin töreni var. Yemin töreni bazen aynı gün içerisinde olabiliyor benim şansıma. Sınavdan çıktıktan 40 dakika sonra yemin töreni vardı. Hemen salona geçtim. Evet, şunu söylüyor sadece, yemin töreni içinde şu önemli. Yemin töreninde sizden green card'ınızı alıyorlar. Green card'ı sizden aldıkları için diyor ki eğer çok kısa bir süre içerisinde ülke dışına çıkacaksan daha sonra seremoniye gel. Çünkü bir 3 hafta 4 hafta sürüyor pasaportunun gelmesi. Yemin törenine giriyorsun, sana yemin ettiriyorlar. Vatandaşlık yeminini ediyorsun. Daha sonra da sertifika. Sertifikayı veriyorlar. Bu sertifika senin kimliğin. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kimliğin, diploma gibi bir şey, fotoğrafının olduğu, imzanın olduğu çok önemli bir şey. Kaybetmemen gerekiyor. Ya pasaportunu kaybedebilirsin ama sertifika önemli. Sertifikanı alıyorsun. Daha sonra sertifikanla beraber yemin töreninde bittikten sonra gidip pasaporta başvuruyorsun. Pasaport fiyatları da 200 küsür dolar kadar bir ödemesi var. 10 yıllık pasaport alıyorsun. Çocuklar için, yani 16 yaştan küçükler için 5 yıllık pasaport veriliyor. Çünkü fiziksel değişim olabileceği için. 10 yıllık pasaportunu başvuruyorsun. Bu 3 hafta 4 hafta içerisinde pasaportun sana geliyor. Çok iyi. Önemli olan mevzu, 18 yaşından altındaki çocuğun varsa sen otomatik olarak çocuğun da sen vatandaş olduğunda vatandaş oluyor. Evet, yemin etmesine gerek kalmadan. Yemin etmesine gerek var. Ha, yemin ediyor peki. Evet. Ama sınava girmiyor. Anladım. Sadece sınava girmiyor. Ben vatandaşlık kazandığım zaman, yani ben vatandaş olduğum zaman Vera küçük olduğu için o direkt vatandaş olacak. Ama seremoniye sanırım 9 yaşın üstündekiler. Ha, o zaman da kurtardı. O kurtardı. Seremoniye de girmeyecek. Tamam. Çocuklar için evet bir ödeme yapmıyorsunuz. 18 yaş altındaki çocuk için sınava girmiyor ama şöyle bir şey var. Sertifikası için ona da 1100 dolar gibi bir para ödeniyor. Evet. Peki büyüklerden de 1100 dolar mı alıyorsunuz? Hayır. Biz sınava başvuru fiyatı olarak 725 dolar verdik. Ama 18 yaşının altındaki çocuk 1100 dolar. Sertifika için ödeme yapıyorsun, yemin törenine giriyor veya girmeden de daha küçükse sertifikasını alıyor. Aynı şekilde o da pasaportuna başvuruyor, artık pasaport ücreti de yine veriliyor. 200 dolar gibi bir şey. Evet, ama şunu öğrendim ben, yani bunu çok uzun zamandır biliyorum. Ödeme durumunda, yani öyle bir şey ki, vatandaşlık Amerika'da şöyle bir şey var. Vatanda adam seni oraya çağırıyor. Asıl amacı sen iyi, düzgün bir vatandaş mısın, değil misin? Ona bakmak. Yani senin trafik cezaların var mı? Herhangi bir suç işledin mi? Vergi cezan var mı? Vergi cezan var mı? Bunlara bakıyor adam. Eğer herhangi bir sorun yoksa zaten Amerikan vatandaşı olabiliyorsun. Ki benim bildiğim bir şey var. Benim birçok ailem, aile büyüklerim yıllardır Amerika'da yaşadığı için sınava gideceksin ve bunu karşılayacak ücretin yoksa bunun için param yok benim, yani bunu karşılayamayacağım deyip yardım bile alabiliyorsun. Evet. O yüzden hani seni zaten vatandaş yapmak istiyorlar adamlar. Hani ben şeyler falan duymuştum çünkü şöyle tuhaf şeyler. O vatandaşlık sınavını kazanamamış. Niye? Çünkü o çalışmıyor. O yüzden işte ona şey yapmıyorlar. Vatandaşlık sınavını öteliyorlar. Erteliyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Anladım. Hiç öyle bir şey yok. Vergini düzenli ödüyor musun? Ödüyorsun. Düzgün bir vatandaş mısın? Suçun yok. İllegal bir şeye karışmamışsın. Böyle bir sıkıntısı derdi yok Amerika'da. Süper. Bizi bilgilendirdiğin için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun vatandaşınız efendim. Çok teşekkür ederim. Yani vatandaşlığın şöyle avantajı var. Ben öyle düşünüyorum. Amerikan vatandaşlığının şöyle bir avantajı var. Benim açımdan, yani ben öyle düşünüyorum. Avrupa'ya vize serbestisi var. Yani biz Türk pasaportuyla Schengen vizeye başvuruyoruz. İngiltere için ayrı vizeye başvuruyoruz. İşte konsolosluklarda günlerce sıra bekliyoruz, mülakata giriyoruz falan filan. Amerikan pasaportu. Seyahat özgürlüğü. Seyahat özgürlüğü. Benim için Amerikan pasaportunun tek büyük de avantajı seyahat özgürlüğü.
odur yani. Onun haricinde... Böyle green card'lıysan zaten şöyle bir şey. Green card'lıysan da sen burada bütün vatandaşlık haklarına sahipsin. Evet. Tek sahip olmadığın şey oy kullanmak. Evet. Onun dışında her şeye sahipsin. Ama green card'lıyken problemsiz yine vize alıyorsun. Schengen'i problemsiz alıyorsun ama cebinde Amerikan pasaportu kullanacaksın. Varken, oy kullanacağım tabii ki de. Tamam. Trump mı şey mi Kamala mı söylemiyoruz. Böyle bir şey söylemiyoruz. Söylemiyoruz tabii. Peki tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Peki. Teşekkür ediyoruz efendim bizi izlediğiniz için. Umarım bu Amerikan vatandaşlık sınavı ile ilgili yeterince canlı canlı deneyimi en yakın zamanda tecrübe etmiş bir arkadaşımızdan bilgileri almışsınızdır. Umarım bu videoyu izlediğiniz zaman da sınava girecekler için bir fikir edinilir. Evet. Bağlayabildim mi? Bağladım. Evet. Hiç endişe edilecek bir sınav değil. Onu söylemek istiyorum. Evet. Gerçekten rahat bir sınav. O zaman bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle. Görüşmek üzere.